Merhaba sevgili arkadaşım, İzmir'e ve üniversitene hoş geldin. Umarım burada geçireceğin süre boyunca hep hatırlamaya değer anıların olur. Hadi gel bakalım burada seni neler bekliyormuş. Öncelikle bana bir abone oluversene zahmet. Onun dışında bir diğer konu, sana bu videoda İzmir değil sadece üniversiteni anlatacağım. Çünkü Ege Üniversitesi videosunda İzmir'i yeterince irdeledik. İzlemediysen eğer şöyle şuraya bıraktım. Şehri de merak ediyorsan izle mutlaka. Konumuz 9 Eylül. Okulunun birkaç tane kampüs yerleşkesi var ama merkezimiz Buca'da bulunan dik yokuşlarıyla ve zor ulaşım koşullarıyla ünlü Tınaztepe kampüsü. Ve fakültenin nerede olduğuna özellikle dikkat buyurman gereken okullardan bir tanesi burası. Çünkü fakülteler birazcık dağınık. Tınaztepe'de 10 fakülte var. Adalet Meslek Yüksekokulu, Denizcilik, Edebiyat, Fen, Güzel Sanatlar, Hukuk, İşletme, Mimarlık, Mühendislik ve Devlet Konservatuarı burada. Eğitim Fakültesi Tınaztepe Kampüsü'ne 7 kilometre. 9 Çeşme Kampüsü'nde İktisadi İdari Bilimler, Yabancı Diller Yüksekokulu var. İlahiyat Fakültesi İzmir Karabağlar'da. Hemşirelik, Sağlık Bilimleri, Spor Bilimleri ve Tıp Fakülteleri İzmir İnciraltı'nda. Turizm Fakültesi İzmir Foça'da ve meslek yüksekokullarının tamamına yakını da ilçelerde. Gördüğün üzere darma dağınık bir okul burası. O yüzden tekrar ediyorum, okulun konumuna dikkat et. 9 Eylül sık sık Ege Üniversitesi ile kıyaslanan bir okul. Hatta her iki okulun öğrencilerinde birbirleriyle sürekli dalga geçtiği bir takım konular var. Sen daha başında bir okulsun. Senin eğitim kaliten bok gibi. Sen uzaktan eğitimi savundun. Savunmadım. Çıkar göster. Ahlaksız adam. Alçak falan filan gibi gereksiz bir takım polemikler de bulunuyorlar kendi aralarında. Her ne kadar 9 Eylül'ün Ege'nin yanında bir tık daha sönük kaldığı düşünülse de aslında burası Ege'ye nazaran bir tık daha iyi bir eğitim kalitesine sahip denilebilir. Zira oldukça donanımlı araştırma ve öğretim görevlileri sahip. Merkez kampüse ulaşım zor dedik ancak son zamanlarda bazı hatlar kampüs önüne kadar da geliyor, bu açıdan iyi. Tınaztepe oldukça büyük ve yeşille iç içe bir kampüs. Artı şehir merkezinin 15 kilometre dışında kalmasından mütevellit belki birazcık da izole bir kampüs diyebilirim. Bunun yan etkisi olarak da burada derin bir sakinlik görüyoruz. Gün batımını izlerken kankalarla sohbet etmek oldukça keyifli. Belki buranın kaliteli eğitimi, şehrin keşmekeşinden uzak bir dağ başında ders dışında yapılabilecek başka aktivite bulunamamasından da kaynaklanıyor olabilir. Kaliteli eğitimden kaynaklanan bir diğer sürpriz de bu okulun dersten geçme notu oldukça yüksek. Dolayısıyla mezun olmak da bir tık zor. Ama. Bazı bölümlerin 2021 itibariyle yabancı öğrenci kontenjanının Türk öğrenci kontenjanına eşitlemesi korkunç bir durum. Daha net anlatayım. Okulun 25 bin kişilik kapasitesinin 10 bin kişilik kısmı tamamen yabancılara ayrılmış durumda. Gerçekten buna gerek var mıydı sayın yetkililer? Şimdi o ithal edilen ümmet kardeşleriniz 9 Eylül gibi bir üniversitenin marka değerini zedelerse, beybilerimin buralarımın huzurunu kaçırırsa, az önce övüp durduğum eğitim kalitesini dibe çekerlerse hiç vicdanını sızlamayacak mı? Gece gündüze kadar, gündüz akşama kadar Big Life'da kendi göğsünü göstererek para kazanan sizlerin gençleriniz değil mi? Göstereyim mi dünyada? 5 kuruş için, 5 lira için, 10 lira için hangi işleri yapmıyorlar? Sen bir başkan olarak başvur, Google'a yaz, Big Life Türkiye diye yaz. Ne çıkıyor? Çıplak karılar çıkıyor. Çıplak gençleri. Bizim ülkemizi savaşla bozmuşsa sizin ülkenizi ferhengle, kulturla bozmuş. 1000 tane cami var Türkiye'de. Namaz kılan var mı? Gençleriniz İrmeden aşağı kelimelerini biliyor mu? Yani niye bu kadar ayrımcılık ya? Sızlamayacak. Benimki de soru değil mi? Sızlamayacak aga. Burada okuyan öğrenciler genelde Hasan Ağa Parkı'nda vakit geçirir. Buca halkının da sık sık piknik yapmaya geldiği bir yer burası. İmkanlarını değinelim derhal. Yemekhane her yerleşkemizde mevcut. Ancak yemek ücreti 2019-2020 döneminde 5 liraydı. Hatta Türkiye'nin en pahalı öğrenci yemekhaneleri listesinde ilk 3'teydi 9 Eylül. Umuyorum hala aynı değildir. Çok saçma çünkü. Kalacak yer konusunda Tınaztepe'de devlet yurdu ve 9 Eylül bünyesine ait yurtlar var. Bunun dışında kiralık ev ve apartta bulursun elbette. Ama İzmir'in o genel pahalılığı burada da geçerli. Spor olanakları dersen fitness salonu var, Tınaztepe spor salonu var. Başka da Tınaztepe'de spor imkanı bilen varsa aşağı yorumlara yazabilir. Son olarak eğitim kalitesine değinelim tekrar. Eğitim açısından kaliteli, kampüs açısından ortalama imkanlara sahip bir okul burası. Tercih senin. 9 Eylül Üniversitesi ile ilgili anlatacaklarım şimdilik bu kadar. Şehrin ve üniversitenle ilgili merak ettiklerini yorumlarda mutlaka belirt. Tekrar hoş geldin. Şuralardan takipleşebiliriz istersen. Güle güle.